Çok şey söyleyecek şey var ama özellikle bazılarını incitmemek, bazılarını üzmemek adına bazı şeyleri daha yumuşak cümlelerle kurmaya çalışacağım. Aslında söylemek istediklerim çok daha sert, çok daha acımasız, çok daha ne bileyim insafsız olabilir. Ama sonuçta bir toplumun önündeyiz, sonuçta bir yayın kuruluşundayız. Sonuçta bazı insanları bilmeden kırarsak, kusura bakmasınlar, benim söylediklerimin adresleri belli. Özellikle üç kesime ayırıyorum söyleyeceklerimi. Birinci kesim Alevi olup Alevilik yolunu, içtihatını, edebini, erkanını bilmeyenlere. İkincisi başka inançtan, başka mezhepten olup bizim inancımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, edebimiz, erkanımızla ilgili olumsuz yorum yapanlar. Üçüncü kesimde gene milliyetçi dediğimiz, aşırı ırkçı aslında milliyetçilik değil. Yani o bizim vatanın birliği, bütünlüğünü savunmaz anlamda değil. Irkçı anlamdaki bazı kendini bilmezlere de söyleyeceklerim var. Üç kategoride söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Önce bu yolun içinden çıkmış, bu yolun içinde olduğunu, kendine Alevi, Kızılbaş ya da Bektaşi deyip sayfalar açıp başına sarıklar saran, takkeler takan zat-ı muhteremlere söylüyorum. Birinci sözüm kendi içimizde, öncelikle kendi içimizdeki çürük elmalara söylemek istiyorum. Sayfalarında bizi hedef gösteren, bu insanları gerekirse ellerimle öldürmek isterim diyenlere söylüyorum. Sizden hiç korkmuyoruz, biliyor musunuz? Sizler zavallı yaratıklarsınız. Sizler aciz, biçare, böcek gibi yaratıklarsınız. Korkuttuğunuzu ya da bir şey yapacağını mı zannediyorsunuz? Bizler ne yaptığımızı, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bilen insanlarız. Bizler hiç korkmayız. Orada Metin Karataş'ı hedef göstererek, Erdal Erzincan'ı, Tolga Sağ'ı, Dertli Divani'yi, Gani Pekşen'i hedef göstererek bu yolu erkanı sanki bizler kurmuşuz, bu cenazelerde, ölümlerde hakka yürümek erkanını bizler kurmuşuz gibi bizleri hedefe koymanız hiç korkutmuyor. Tam tersine bizi daha çok bireyliyor. Çünkü bu yolun artık kimler tarafından teslim alındığını, kimler tarafından bloke edildiğini ve birçok cemevini ele geçirdiğinizi biliyoruz. Ama bilin ki o toplum sizi oradan terlikle, takunyalarla eline geçerse kovalar. O cemevleri ya da sayfalar, sosyal medya sayfaları, yaptığınız sosyal medya sayfalarında takkeler takarak şunun bunun hizmetçisi falan diyerek olmaz koçum. Bu uğurda can veren Pür Sultanlar, Nesimiler, Hallacı Mansurlar, Çorum'da katledilen, karnı deşilen, Maraş'ta karnı deşilip bebeği çıkartılan, Sivas'ta katledilen, Sivas'ta yakılan insanları biz unutmadık. Onların bedeni üzerinden, onların cesetleri üzerinden, Alevilik üzerinden prim sağlayacaksınız. Cemevleri kurulacak, mekanlar kurulacak ve oraya insanlar inançlarından dolayı gelecekler. Yardım edecekler, destek verecekler, şunu yapacaklar. Siz o koltuklarda oturacaksınız. Ondan sonra Aleviliği siz asimile edeceksiniz, öyle mi? Bakın. Bu yol, bu erkan öyle parayla, rantla elde edilmedi. Kaba kuvvetle ya da korkutarak, bu toplumu sindirerek, sosyal medyalara tehdit ederek yıldıracağınızı zannediyorsunuz, yılmayız. Nasıl Hallacı Mansur'un tek tek parmakları kesildi, kafası gövdesinden ayrıldı, köprünün demirlerine geçirildi? Biz bunu biliyoruz. Nesimi'nin nasıl derisi yüzüldü, tuz basıldı, bizi korkutamadılarsa, nasıl Pir Sultan Hızır Paşa içinde şah geçecek bir şey söyleme, ya Pir seni asmayalım diye, dar ağacının önünde bile Hızır Paşa bizi berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim dediyse ve ilmeği boynuna geçirip nasıl canını teslim ettiyse onlara, biz de bunu teslim ederiz ama yolumuzu sizin gibi Hızır Paşalara teslim etmeyeceğimizi bilin. Bu toplum binlerce senedir bedel ediyor. Öyle 1400 senedir falan değil. Binlerce senedir Anadolu'da bedel ediliyor. Asıldılar, kesildiler, kuyulara dolduruldular. Ama sazından, bağlamalarından, nefeslerinden geçmediler.
Biz en kutsal dediğimiz kırklar cemidir. Cemlerimizdir, görgü cemlerimizdir. Bizim en kutsal yerlerimiz oralardır. Biz oralarda hakla hak olurken sazımızı çalıyoruz. Türkülerimizi söylüyoruz. Cem'den daha yüce bir erkan var mıdır Alevilik'te? Daha kutsal, daha batini bir makam var mıdır Cem'den daha kutsal? Bana söyleyin ya, ey cahil takımı. Orada toplumun gözü önünde yapılmış bir hakka uğurlama. Bizde ölmek yok ki. Bizde devriye var. Biz onu devrediyoruz. Sazla, sözle devrediyoruz. Çünkü o ölmedi. Siz yaratılışçıysanız söyleyecek bir şeyim yok. O zaman siz Alevi değilsiniz. Biz vardan var olanlar, var olduğumuza inananlardanız. Veysel Baba diyor ya, aynı vardan var olmuşuz. Bizler yolumuzu da erkanımızı da biliyoruz. Şii dostlarımız, Sünni dostlarımız, Caferi dostlarımız kusura bakmasınlar. Onların inançları üzerinden bir şey söylemiyorum. Ama eğer bir insan Anadolu Alevisiysem diyor, ben bir Kızılbaşım diyorsa kusura bakmasın. Şia'yla, Caferilikle ya da Sünnilikle bizim yolumuzu karıştırmasınlar. Onlar kendisi kendi şeylerinde çok kutsaldır. Ama biz gidip Şiiliği asimile edersek, Şiilere caminizde saz çalın, cenazenizde saz çalın, böyle olmalı dersek yanlış olur. Ama bir Şii de lütfen, Şia, daha doğrusu Şii olan bir arkadaşın kendine Alevi deyip bize akıl vermesi de doğru değil. Biz kardeşiz, biz dostuz ama nasıl dostuz? Biz kardeşiz deyip bizi asimile etmeye çalışanlarla kardeş değiliz. Şii olup, Caferi olup, Sünni olup, Hristiyan olup, kendi inancını yaşayan, bize karışmayan herkes de biz dostuz, kardeşiz. Ama bizim düşüncemizin, bizim inancımızın içine Alevi maskesi takıp girenlerle ya da oralardan eğitim alıp ya da İran özentisi olup bizi hedef gösterenler bizim yolumuzu teslim alamayacaklar, bilin. Ben buradan Alevi toplumuna seslenmek istiyorum. Bunun ortağıyız. Hep birlikte ortağıyız. Niye biliyor musun? Biz yıllarca özellikle ilk Çorum, Maraş, Sivas olaylarından sonra 70'li yıllardan sonra ben çocuktum. O yılları çok iyi bilirim. İstanbul'da doğmuş büyümüş bir çocuk olduğum için köylerde yaşayanlar ya da Anadolu'da kendi mahallelerinde yaşayanlar çok hissetmezler. Ben camiye gittiğimizde bizimkilerin bir kenarda durup hiçbirisinin camiye gitmedi. Çünkü mecburen belli bir süreden sonra elde cenaze taşınmasına izin vermiyorlardı. Eskiden kapılarda yıkayıp ilk çocukluğunda sırtlarda götürüyordu. Belli bir süreden sonra yasak kondu ona. Herkes camiden kaldıracak. Belli mezarlıklar müdürlüğü falan çıkınca ne yaptılar biliyor musun? Gidiyorlardı. Bizimkilerden hiçbir tanesi caminin avlusunun dışından o tarafa gitmiyor. Çocuğum hala beynim almıyor o zamanlar. Tabii şimdi idrak ediyorum. İşte namaza çağırıyorlar falan. Kimse gitmiyor. Bu ayıp değil. Bizim inancımızda yok. İnsanlar sadece gidiyordu, cenaze oradan geliyordu, defnediliyor. Onlar hiç kimse de cenaze namazına katılmıyordu. Oradaki gelen sünni erken sevap olsun diye cenaze namazını kılanlar ama vardı. Onlardan sonra alıp götürülüyordu. Ya da imam diyordu ki ben bunların cenazesini kılmam deyip çevrilen cenazeler de vardı. Bu yokluklardan dolayı cemevlerine ihtiyaç oldu. Alevilikte cemevi diye bir şey yoktur. Alevilikte bir mekan yoktur. İbreti Baba ne diyor? Ahlak abdestine veririz cevaz, vücut camiinde kılarız namaz. Alevilerin ibadethanesi gönüldür, beyindir, candır. Alevilerin dört duvarı yoktur. Alevilerin ruhban sınıfı yoktur. Ondan sonra cemevlerine ihtiyaç duyuyor. İnsanlar bunların sadece, inanın sadece ve sadece cenazelerini kaldırmak için bir yer olsun, insanlar gelsinler, en azından kaçıp göçmesinler. Çünkü dışlanıyorlar, cami avlularında insanlar dışlıyor. Haklı o insanlar da, çünkü bir Kızılbaş'ın cenazesi namazı kılınmaz deyip dışlıyorlar. O insanlara da o kültüre, ama bunun karşısında çok iyi niyetli, çok duyarlı, hassas, inançlı insanlarımız da var. Bunlara da bir şey söylemiyoruz gerçekten. Ama onlar da almış olduğu kültürden cemevler oluştu. Ne oldu? 90'lı Sivas olaylarından sonra özellikle insanlar bu ihtiyacını gidermek için cemevleri şey oldu. Devlet de buna bence bilinçli izin verdi. Aslında devlet isteseydi buna vermezdi. Verdiler neyse o dönemin şartlarında, çünkü büyük halk hareketi. Bu cemevleri şu anda, ben o zaman da korkumdu. Birçok cemevinin de arsaların alınmasına, cemevlerin yapılması için konserler düzenlendi. Hepsine, hemen hemen hepsinde ben konserlerde vardım. Hatta Bağcılar Cemevi'nin falan arsa alınmasında falan Binaliler çağırmıştı, değil mi Binali, sen hatırlıyorsun. Evet. Daha sonra tabii buraların çoğu,
Çoğu cemevi şu anda yani başında takke ve sarıkla orada Hakk'a yürüme erkanı yaptıran zat-ı muhteremler de durur. Alevi'nin başında takke, sarık olmaz. Orada köyünde gelen insan ya da köyünde bize diyorsunuz ya cenazelerde saz çalınmaz. Peki size soruyorum. Köyünüzde gelen erkanı kıldıran dede miydi yoksa orada sıradan köylünün birisi miydi? Kim olursa olsun orada erkanı yürütür. Başına takke mi takıyor diyorsa çıplak başsa çıplak baş. Şapkası varsa normal, foteli varsa foterle. Siz o takkeyi, sarığı hangi Alevi erkanından, hangi yolundan, hangi kültüründen aldınız? Bize soru soran zat-ı muhteremler, bizi tehdit eden zat-ı muhteremler, bizi eleştireceğinize, sazı orada niye çaldınız diye eleştireceğinize, orada bizden önce bir katliam yaşandı aslında. Alevilik göz göre göre bizim olduğumuz toplumda oradaki Hakk'a yürüme erkanında Alevilik katledildi. Farkında mısınız? Orada bizden önce dede diye okuyan arkadaşı söylüyorum. Alevi erkanına göre mi kıldırdı? Sarığını takıp cemaatin karşısında halka yapacağına, cemaatin önüne geçip sağa solu mu selamlattı, Arapça dualarla mı öğretti? Bize değil arkadaşlar. Bize değil. O cemevlerinden maaş alıp, o cemevlerinde koltuklarda oturanlar, koltuklarda oturup Aleviliği bile bile istismar edenler, o koltuk yüzünden, oradaki rant yüzünden istismar edenlere söyle. Biz şikarsız, riyasız, bugüne kadar gittiğim Alevi konserlerinin %90'ında bir kuruş para almadım. Keza Erdal da öyledir, keza Tolga da öyledir, Dertli Divane'de yıllarca bu böyle, Gani Pekşen'de. Siz bizlere hedef göstererek ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aleviliğin aşıkları, ozanları olmazsa o takkeyle, sarınla anca gider camide imamlık yaparsın. Alevi toplumu, cemevlerinize sahip çıkın. Cemevlerinizi ranta çevirenler, rant için orada oturanlar var. Gerçekten iyi niyetli yöneticiler var. Gerçekten bu yolda erkanı sürmek için çabalayan canlar da var tabii. Onları tenzih ediyorum. Ama gidip Sarıgazi gibi bir yerde o cemevine sahip çıkmazsanız yarın orada IŞİD'e gidecek çocuklar yetiştirirsiniz. IŞİD'e gidecek çocuklar yetiştirirsiniz. İnanın buna. İnanın buna. Gidin sahip çıkın cemevlerinize. Üye olun. Orada Hakk'a yürüme erkanı, oradaki cemi kendi erkanınıza göre yaptırmak sizin elinizde. Eğer gidip o cemevlerine sahip çıkıp teslim almazsanız o cemevlerini, o cemevlerinden çıkan çocuklar bizlere kurşun sıkacaklar, bizlere. Sizin aşıklarınıza, ozanlarınıza, sanatçılarınıza, yol önderlerinize kurşun sıkacaklar. IŞİD'e giden çocuklarımız var. Benim en yakın akrabalarımdan giden var. Çünkü yanlış öğretiliyor Alevilik. Alevilik sevgi dinidir. Alevilik sevgi hoşgörü dinidir. Alevilikte cana kıyılmaz. Ama bizi hedef gösteren insanlar, elimle olsa öldürürüm diyen insanlar, bizim katlimize fetva, ferman verenler Alevi izliği ortada geziyorlar. Ben çok kötü bir şey de yapmış olabilirim. Kırıcı bir şey de yapmış olabilirim. Sayfanda beni hedef göstereceksin. Ben seni hedef göstermeyeceğim. Senin gibileri hedef göstermeyeceğim. Yalan ve iftiralarla dolu. Birkaç tanesine denk geldim, yazdım ve yazıları kaldırdılar. Demiş ki geldiler zorla, güya oradaki dede demiş. Geldiler zorla erkanı, bunlar biz değiş okuyacağız dediler. Yalan ve iftira, müfterlik, Alevilikte bunlar yok. Yalan söylüyorsunuz. İnsanların gözlerinin içine bakarak göz göre göre yalan söylüyorsunuz. Ben gittim, sazım falan yoktu orada. Orada otururken bana hatta oradaki zakirin sazını getirip çaldırdılar. Toplumu bu kadar yanıltmayın. Ama gideceksiniz. Aleviliğin içinde bu toplumun dini duygularını, daha doğrusu inançlarını, öz kültürünü ihfal eden tecavüzcüler, Hızır Paşalar, bunların hesabını bu toplum sizden soracak. Bu toplum Pir Sultan'ın, Hallacı Mansur'un, Nesim'in izinden gider. Hızır Paşaların izinden gitmez. Güce tapanların izinden gitmez, gitmedi. Gitmeyecek de. Alevilikte öze dönüş başlamıştır. Size rağmen, baştaki sermayeye rağmen, İran'daki büyük sermayeye rağmen, gri pasaportlu dedelere rağmen, Alevilik kendi özünü bulacaktır. Bu toplum bir kişi de kalsa milyonlar olarak doğar. Bunu bilin. Söylenecek o kadar çok söz var ki. Ama programı da çok şey yapmak istemiyorum. İkinci kısma geçeyim. Onun dışında sevgili başka inançtan olup bizim içimizden olmayıp da Sünni, Şafii ya da
başka mezhepler bilmiyorum. Bizim saz çalmamızı bidat olarak görüp sosyal medyalarda yorumlar yapan zat-ı muhteremlere söylüyorum. Ey zat-ı muhteremler, şu cemaatler var, tarikatlar var. Teflerle sürekli çalıyorlar, zikrediyorlar, Allah'ı çağırıyorlar. Onlara karşı bir söylemeniz var mı? Var mı onlara karşı bir söylemeniz? Onları da ölümle tehdit ediyor musunuz? Yoksa devlet desteğiyle büyütüyor musunuz? O tarikatları, cemaatleri tef çalan, dümbelek çalan tarikatları, cemaatleri överken, gücünüzle, devlet gücüyle, diyanet gücüyle desteklerken, onları devlet organlarında hakim, savcı, doktor, polis yaparken onlara bir şey yok. Onlar tef çalıyor. Niye Allah'a bidat koşmuyorlar mı? O müzik aleti değil mi? Arkadaşlar, konu Aleviler olunca düşmanlaştırmayın. E peki, müzik aleti şeytan işi diyorsunuz. Yani inançlı dostlarım, gerçekten ben Sünniyim, gerçekten böyle şeyleri çok seviyorum, çok hoşlanıyorum diye bize bir sürü destek mesajı. Benim ağladığım Sünnilerden gelen mesajlar vardı dostlarımızdan. Ben Sünniyim ama gözlerim doldu bu yapılanlara, bu yazılanlara karşı özelden gelen mesajlar var. Ve ağladım. Biz de aynı şeyi hisseden Sünni vatandaşlarımız da var, Şafisi de var, gayrimüslimleri de var. Bunlar bizle aynı düşünen insanlar da var. Ben Alevi değilim ama böyle defnedilmek istiyorum, cemevinden gitmek istiyorum diyorlar. Ama cemevler de yarın sizinkiler gibi olacak arkadaşlar. O yüzden çok cemevlerinden istemeyin. Belki cemevlerimiz de kendini toparlarsa o zaman isteyin. Onun dışında Ramazan'da davul eşliğinde sahura kalkıyoruz. Sahur bir müzik aleti değil mi? Davul bir müzik aleti değil mi arkadaşlar? Bunu niye kınamıyorsunuz? Şeytan işi mi? Bidat mı? Davul çalıyorsunuz. Davulcu çalıyor, hepinizi kaldırıyor. Şeytan işi mi? Şeytan mı kaldırıyor sizi? Arkadaşlar, yapmayın. Yapmayın. Bizi farklılıklarımızla sevin. Biz sizi çünkü farklılıklarınızla seviyoruz. Ben bazen bir caminin önünden geçiyorum. Güzel ezan okuyan birisi oluyor. Ben oturup on bitene kadar dinliyorum. O kadar güzel, o kadar hoş okuyor ki. Ya beş vakit biz bunu dinliyoruz ama rahatsız olmuyoruz. Niye rahatsız olalım? Çünkü siz saf ve güzel duygularla Allah'ı çağıran, kendi inancına seslenen insanlara bizim şeyimiz yok. Kilisede çanlar çalarken ben niye rahatsız olayım? Kilisede dört kitabın dördü de hak diyorsunuz. Dört kitabın dördü de hak diyorsunuz. Kilisede ork var, ork eşliğinde ibadet ediyorlar. Allah'ın gönderdiği şeyi mi reddediyorsunuz siz? İbadetleri orkla yapıyorlar. Klavsenle yapıyorlar. Ne diyeceğiz şimdi? Hadi bizi kafir gördünüz. Bizi katli vacip gördünüz. Kızılbaş'tır beş kere bir alev öldürmek, beş kere hacı gitmektir diyen, sevap diyenler için söylüyorum. Bizi öyle gördünüz kafir. Peki Allah'ın gönderdiği kitaba inanan kiliselerde orkla ibadet ediyorlar. Ne yapacaksınız? Hepsini mi öldüreceksiniz? Peki size başka bir şey söyleyeyim. Dört kitabın ilkindi Zebur. Zebur'un indi Davut Peygamber. Davut Peygamber ne çalıyordu? Davut Peygamber de bir enstrüman çalıyordu değil mi? Süleyman Peygamber enstrüman çalıyordu. Bir alet çalıyordu. Iklığı benzeri şeyler çalıyorlardı. Yani şimdi dinde ya da şeyde bunu bidat görenler bence asıl sapkınlar onlar. Onlar ne İslamiyet'i biliyorlar, ne dört kitaba inanıyorlar, ne de bir Tanrı'ya inandıklarını düşünmüyorum. Hiçbir dinde bunlar yok. O yüzden bunlara da bunu söylüyorum. Bir de özellikle milliyetçi olan dostlarımıza söylüyorum. Daha doğrusu milliyetçi demeyeyim, ırkçı. Sonuçta ben de belli oranda milliyetçi insanlarız. Hepimiz yurtsever diyeyim, yurtsever için, yurdumuz için, topraklarımız için her şeyi yaparız. Orada da sevgili dostlara şunu hatırlatmak istiyorum. En yüce makam nedir sevgili dostlar? En yüce makam şehitlik makamıdır. Bir askerimiz ölüyor, bir polisimiz ölüyor, bir devlet görevlimiz katledilince ne yapıyoruz? Orada şehitlere tören yapıyoruz. O törenlerden ne yayınlanıyor? O törenlerde bakıyorsun askeri bando takımı ya da belediyenin bando takımı marş çalıyor, cenaze marşı çalıyor. Bunlara söyleyecek bir şeyiniz var mı? O marşın arkasında o şehit size göre cennete gitmeyecek mi size göre? Şehitlik makamı en yüce makamdı. O şehitlerimizi biz bando takımıyla, onurla, şerefle bir bando, bir anmayla gönderiyoruz.
aynı şey, aynı bandodaki bir şehit cenazesinde tekbir marşını bando takımıyla çaldı. Bunlara da bir sözünüz var mı? Yoksa konu sadece Aleviler olunca mı hasmane bir düşmanlık besliyorsunuz? O yüzden şunu bilin. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Biz bu topraklarda yaşayan Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkesi biz kardeşiz. Ama kardeşlik farklılıklarımızı kabul etmekle, birbirimizi sevmekle başlar. Bir kardeşin birisine sen şunu yapma ben bunu yapayım demek kardeşlik falan değil. O bir zalimane bir tutumdur. O yüzden dostlar hepinizi çok seviyoruz. Bu topraklarda yaşayan herkesi çok seviyoruz. Biz kardeşçe bu topraklarda kardeşliği yeşerteceğiz. Kendi kimliğimizde, kendi varoluşumuzda bu ülkeye barışı ve dostluğu hep birlikte getirebiliriz. O yüzden bize destek veren herkesi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.